Değerli kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sayfamıza hoş geldiniz. Sizden gelecek sorulara kısa kısa cevap vermeye çalışacağız. Lütfen siz sorularınızı yazmaya başlarken, biz de daha önceki programın sonunda kalmış ama cevap verme fırsatı bulamadığımız bazı sorulara cevap verelim. Bir kardeşimiz diyor ki, ibadetlerimde zevk alamıyorum, ne yapmam gerekir? Bu konuya birçok defa cevap verdik ama kısaca birkaç cümle cevap verelim tekrar. Bir defa ibadetlerimizde zevk alamıyoruz diye o ibadetler terk edilmez. Onlar yerine getirilmeli. Örneğin bir insanın ağzında tat alma özelliği kaybolsa herhalde o insan artık yediklerimin, içtiklerimin tadını alamıyorum diye yemeyi, içmeyi bırakmaz. Dolayısıyla bir insan ibadetlerden istediği seviyede bir zevk alamıyorsa da mutlaka o ibadetleri yapmaya devam etmeli zamanla zevk almaya başlayacaktır inşallah. İkincisi yaptığımız ibadetin ne olduğunu anlamak, mahiyetin hakikatini, gerçeğini bilmek ve o ibadeti peygamberimizin yaptığı gibi yapmaya çalışmak gerekiyor. Bu çok önemli. Diğer taraftan eğer yaptığımız, hata ettiğimiz bazı günahlarımız, kusurlarımız varsa onları da terk ettikçe inşallah ibadetlerden zevk almaya başlayacağımız ümit ediyoruz. Bir kardeşimiz Z kuşağının ve sosyal medyadaki İslamofobi hakkında bir şey söyler misiniz? Aslında radyo kuşağı, televizyon kuşağı, internet kuşağı diye ayırıyorlar ama insan her zaman insandır. Genç de her zaman gençtir. İkincisi bir vasıtanın bir aletin bir kurumun, bir sistemin ne olduğuna değil, nasıl kullanıldığına bakarak karar vermek gerekiyor. Bir zamanlar radyo yanlış yerde kullanılıyordu. Ondan önceki nesil radyo kuşağına ona göre bakıyordu. Veya bir zamanlar televizyon yanlış yerde kullanıyordu diye ona bakan büyükleri, o gençleri dışlama hakkına sahip miydi? Hayır, aynı durum bugün için geçerli. Ve ileride başka bir durum olacak ve o zamanın yetişkinleri için de o gençlerin durumu o şekilde olacak. O halde ne yapmamız gerekiyor? Bir defa bizim her insanı kendi konumuna ve durumuna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Yani yaşlıların işte olgun insanların henüz genç olanlara bakış açısı o gençlerin konumuna, durumuna ve zorluklarına göre olmalı. Kendi anlayışlarına, bakış açılarına ve düşüncelerine göre değil. Yani bu konumda olan bir genç bu şartlarda nasıl acaba yaklaşırsam faydalı olabilirim diye olmalı. İkincisi bir aletin nerede nasıl kullanıldığına göre karar vermemiz gerekiyor. Yani bugün internet, sosyal medya yanlış kullanılıyor diye biz oradan uzak duramayız. Oraya faydalı, olumlu alternatifleri ve güzel yönlerini göstermek suretiyle gençlerimize hiç olmasa bunları böyle kullanın demiş oluyoruz. Dolayısıyla onlar bizim gençlerimizdir, onlar bizim yavrularımız, geleceklerimizdir. Hatta sadece Müslüman gençliğe değil, Müslüman olmayan, gayrimüslim gençlere de yaklaşırken onları kazanmaya ve onların yaptıkları işleri daha olumlu nasıl yapabilirler diye odaklanmaya çalışmalıyız. İnşallah hayırlı, güzel işler olacaktır. E Zaten şu anda biz o yolu kullanarak aynı işi yapmış olmuyor muyuz? Dolayısıyla Z kuşağı diye veya alfa kuşağı diye veya başka kuşak diye hiç kimseyi dışlama hakkımız yok. Bırakın Müslüman gençleri, gayrimüslimleri bir dışlama hakkımız yok. Ne yapabiliyorsak elimizden ne geliyorsa bunlar yapacağız ve bunları yapmaya daha güzellerini, daha güzel orijinallerin alternatiflerini ortaya koymaya devam edeceğiz. Gerisini dua ederek Rabbimize havale edeceğiz. Bir kardeşimiz günümüzdeki feministlerle baş edemiyoruz. Her olayda yağ gibi üste çıkıyorlar. Artık çok yorulduk. Bu konu hakkında bir şey söyler misiniz? Bakın, bu çok yoruldu kelimesi doğru değil. Neden? Çünkü ben insanlara doğruyu kabul ettirmekle sorumlu değilim. Onlara doğruyu kabul ettirecek olan önce onların kendi nefisleridir, iradeleridir. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın o iradeye uygun olarak onlarda doğruluğu yaratmasıdır. Dolayısıyla benim görevim onlara kabul ettirmek veya onları o zararlı şeylerden alıkoymak değil. Benim görevim doğru ve güzel modelleri ortaya koymaktır. Yanlışların nasıl, neden yanlış olduğunu güzelce izah etmektir. Arkasından dua edip neticeyi Allah'a bırakmaktır. Onun için karşımızda kim olursa olsun, İster Müslüman olan günahkar kardeşlerimiz olsun, isterse İslam'a zıt düşünen, karşı olan gayrimüslimler olsun, kim olursa olsun biz doğru modelleri, güzel örnekleri sergilemek zorundayız. Yanlış anlaşılan şeyleri doğru ve güzel bir şekilde ispat etmekle mükellefiz ve onlara şefkatle, merhametle yaklaşmalıyız. Arkasına elimizden geliyorsa nasihat etmeliyiz. Neticesini Allah'a bırakmalıyız. Bu durumu ne zamana kadar yapacağız? ölünceye kadar. Müslümanlar ne zaman kadar yapacaklar? Kıyamete kadar. Dolayısıyla yorulmak, bıkmak, usanmak diye bir şey olmaz, olmamalı. Zira bizim bu yaptığımızın kendisi ibadettir. Ben bunu yaptıkça ibadet yapıyorum. Onun kabul edip etmemesi beni ilgilendiren bir alan değil. Nesrin kardeşimiz şu an kaynak belirtilmeden Şevval ayı orucu için niyet ederken kaza orucu için niyet edilmez denmiş. Kaza orucu tutup şevval orucu tutmuş olunur mu? Olur diye biliyordum. Hani hanım kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin Ramazan'da muayyen dönemlerinden dolayı oruç tutamama halleri var. Bu kardeşlerimizin şevval ayında ben o tutamadığım özrümden dolayı tutamadım o günlerimi şevval ayında tutsam Acaba aynı zamanda şevval ayında oruç tutma sevabını da elde edebilir miyim diye soruyorlar. E bunlara biraz da olumlu yaklaşmak gerekiyor. Çünkü bu kızlarımızın, bu ablalarımızın, bu kardeşlerimizin oruç tutmaması kasten ve bilerek değil. Bir özürden dolayı ve tutmaları günah olduğu için oruç tutmuyorlar. Dolayısıyla bu tutamadıkları oruçları hemen Ramazan'ın birinci gününden sonra, ikinci günden başlayarak veya şevval ayı içerisinde diğer günlerde ben bu oruçlarımı tutsam, e, şevval oyunda da, şav, şevval ayında da altı gün oruç tutmanın sevabı ile ilgili rivayetler de var. Acaba o sevabı da alır mıyım diye bir ümit. İnşallah Rabbimizin rahmetinden böyle bir ümit içerisinde olmanın bir sakıncası yok. Rabbimizin rahmeti sonsuzdur. Ümid ederiz ki hem kazalarımız yerine gelir hem de o sevabı almış oluruz. Ama kasten ve bilerek orucunu tutmayan kardeşlerimizin kazaları varsa bunlarınki bir defa önce tövbe etmeliler. Sonra şevval ayında olur. Daha sonraki ay mutlaka kaza etmeliler. E bunların durumları diğerlerinden farklıdır. Bunlar da aynı zamanda şevval orucu sevap aldı denilemez. Esas olanı hem kaza oruçları tutmaktır hem de nafile oruçları tutmaktır. Aydın kardeşimiz diyor ki Arapça vav wow harfini va mı yoksa ve mi sesi çıkarılıyor? Hangisi doğru? Bir de Türkiye'deki insanlarda v sesi çıkarılıyor. Ama galiba Araplarda va ile ve arası bir ses ve e, ses v sesi çıkarılıyor. Hangisi doğru? Bir defa kardeşlerim <laughs> va diye veya Doğrudan V diye bir harf yok aslında. Vav harfi var. Bu harfin de mesela bulunduğu duruma göre zaman zaman V'ye yakın bir harf çıkar. Bazen de V'ye yakın bir harf çıkar. Vallahu dediğinizde A şeklinde çıkıyor. Velillahi dediğinizde V şeklinde çıkıyor. Bakın. Vallahu derken orada V biraz daha kalın. Ama... Ve derken o da lam olmasına rağmen orada velillahi demeyiz. Velillahi diyoruz ince çıkıyor. Ama bilinen bir gerçek var. İster ve okuyun, ister va okuyun. İkisi de asla zarar vermez. Namaza da Kur'an okumaya da bir sıkıntısı olmaz. Kılınan namazlar, okunan Kur'anlar geçerlidir. Lütfen endişe etmeyelim. Ayrıca konuşma tarzlarımız kardeşimin de ifade ettiği gibi e, muhakkak kendi kültürümüze, kendi anlayışımıza göre de bazen yansımalar oluyor. Türkçe konuşan insanlarda da veya başka dillerde konuşan insanlarda da çevreye göre, yöreye göre, kişinin yetişmesine göre, konuşma tarzına göre bazı harfler farklı çıkabiliyor. Bunların hiçbir şekilde bir zararı yoktur. Bir kardeşimiz namazı aşkla kılmak için ne yapmalıyız? Evet, aslında İlk soruda buna biraz cevap vermeye çalışmıştık. Namazı önce öğrenmeliyiz. En güzel nasıl kılınır? İlmi halden bütün detaylarla öğrenmeliyiz. Ona uygun kılmaya gayret etmeliyiz. İkincisi o kıldığımız namazın hakikatini öğrenmeliyiz. Ben niçin namaz kılıyorum? Namazın manası nedir? Hakikati nedir? Mahiyeti nedir? Tekbir almak ne manaya gelir? Rükû ne demek? Okuduğum Kur'an ayetlerinde ben ne demiş oluyorum Rabbime? Okuduğumuz ayetlerde yaptığımız tesbihlere ve namazdaki bütün hal ve hareketlere varıncaya kadar bunları öğrenmeye çalışalım lütfen. Namaz vakti girer girmez kılmaya gayret edelim. Mümkünse cemaatle kılmayı esas alalım. Bir de günahlarımız varsa onları mutlaka terk edelim. İnşallah bunları kılmaya devam ettiğimiz sürece hem kıldığımız namazın zevkini ve lezzetini daha güzel alırız. Daha güzel namaz kılmış oluruz aşkla. Ama aşkla, şevkle, zevkle ve lezzetle kılamıyoruz diye asla namazı terk etmeyelim kıla kıla inşallah o aşka, o zevke ulaşırız. Tayfun kardeşimiz diyor ki, sünni bir Müslüman hangi mezhebe uymalı, hangisi doğrudur? Biliyorsunuz ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinde olan bütün alimlerin bir yaklaşımı var. Nedir o? Musavvibe. Ne demek? Yani bütün hak mezhepler doğrudur. Ama benim iltizam ettiğim, benim tabiri caizse Dinimi yaşarken, uygularken, uyduğum, taklit ettiğim mezhep daha güzeldir diyebilir. Ne gibi? Herkesin annesi güzeldir, iyidir, şefkatlidir ama benim annem daha güzeldir, daha iyidir, daha şefkatlidir. Bunun bir sakıncası var mı? Yok. Aynen bunun gibi dört hak mezhepten istediğini taklit edebilir ama bulunduğu ortam ve şartlar itibariyle hangisine uyarsa daha rahat eder onu da dikkat almasını tavsiye ediyoruz. Mesela deniz ürünleriyle hayatını geçiren ve sürekli deniz ürünlerinin bulunduğu yerde yaşayan bir Müslüman kardeşimizin herhalde Şafi mezhebini tercih etmesi sanki daha münasip gibi. Ama yine de Hanefi tercih ederse bir sakıncası yok. Dolayısıyla işte börtü böcek yiyen bir bölgede yaşayan bir kardeşimizin herhalde börtü böceği helal diyen bir sakıncası yoktur diyen hak mezhebi tercih etmesi daha münasip olur gibi. Ama yine de hangisini tercih ederse Hiçbir sakıncası yok. Önemli olan birine uyarak dinimizi yaşamak. Evet. E, Nurcan kardeşimiz diyor ki, Yasin suresinin Türkçe mealini okuyarak ölmüşlerimizin ruhuna ve kendi ruhumuza hediye edebilir miyiz? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Burada e, selam veriyor bazı kardeşlerimiz. Ben onları alıyorum içimden. Bazen dışımdan da alıyorum. Onun için endişeniz olmasın lütfen. Bir defa Yasin suresi dediğimizde Yasin suresinin mealidir o. Yasin suresi değildir. Çünkü Yasin suresi orijinal haliyle okunursa sure olur. Ayet orijinal haliyle okunursa ayettir. Bizim Türkçe olarak ifade ettiğimiz kelimeler onun mealidir. O ayet değildir. Sure de değildir. Ama mealdir. Dolayısıyla Kur'an'ın mealini okumak elbette sevaptır. Ve bunun sevabını hem kendimize hem vefat etmiş dostlarımızın ruhlarına bağışlamak da elbette mümkündür. Ama unutmayalım ki hiçbir meal asla Kur'an'ın yerine geçmez ve Kur'an değildir. Ama Kur'an'ın surelerin, ayetlerin mealleridir. Evel elbette Kur'an'ın surelerin, ayetlerin meallerini, tefsirlerini, açıklamaları okumak da ibadettir, sevaptır. Bunların sevaplarını da istediğimize bağışlayabiliriz. Bir kardeşimiz inancımızı, imanımızı sıfırdan geliştirmek için ne yapabiliriz? E, sıfırdan geliştirmek diye bir şey olmaz ama varsa hatalarımızı da düzelterek, eksiklerimizi de düzelterek yürümek. Çünkü mümin bir insanın zaten imanı vardır ve o imanının mükafatını, yaptığı ibadetlerin mükafatını zaten almıştır. Ama bu imanımızı varsa hatalarımızı da düzelterek daha mükemmel, daha harika yapmak için ne yapmalıyız? sorusunun iki cevabı var. Birincisi ibadetlerimizi mükemmel yapmak. Farzları, vacipleri, sünnetleri mümkünse. Sonra günahlardan tamamen uzak durmak. Haramları, tahrim ve mekruhları ve mümkünse mekruhları terk etmek. Bu çok önemli. Bunları yapmakla beraber imanımızı inkişaf ettirmek için elbette kelam kitapları, tefsir kitapları, hadis kitapları okuyacağız. Ama özellikle Risale-i Nur külliyatını okumanızı tavsiye ediyorum. Ben de elbette birçok kelam kitabı, tefsir, hadis kitabı okuyorum ve okuyacağım Allah ömür verdikçe. Ama Risale-i Nur'ların bugünün gençlerine, bugünün insanlarına daha mükemmel ve daha kısa yoldan iman hakikatlarını anlattığını gördüm. Bunu müşahede ettim, istifade ettim. Bu tavsiyemi de sizinle paylaşmış olayım. Evet. Yusuf kardeşimiz namaz kılmadan öğle vaktinde uyuyan kimse ikindi ezanından 10 dakika sonra uyanırsa Ebu Hanife'ye göre öğle namazını eda edebilir mi? Yoksa kazamı etmeli? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre henüz ikindi vakti çıkmadığı için İmam-ı Azam'a göre hareket eden bir kardeşimiz onu eda etmiş olur. Ama bu durum böyle bir alışkanlık haline getireceğinden biz yine de kaza etmesini tavsiye ederiz. Ama İmam-ı Azam'a göre eda olarak kılsa da geçerli. Meryem kardeşimiz namaz kılmak mı yoksa insanlara yardım etmek Allah razı olsun demesi mi daha hayırlıdır? Resulullah. E Tabii bunların hepsi sağdan yaklaşılan şeytani desiseler, tuzaklar. Hiçbir ibadet namazın yerini tutmaz. Veya hiçbir ibadet namazın borcundan kişiyi kurtarmaz. İmandan sonra en önemli ibadet namaz ibadetidir. Ve her gün beş defa kılınması gereken bir ibadettir. Diğer ibadetler daha çok zamansaldır ve e, sayısaldır. Yani ömürde bir defa etmek yetiyor. Ve senede bir ay oruç tutmak yetiyor. Senede kırta bir zekatı vermek ki o da zenginlere ama namaz her gün beş defa. Bunun farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Dolayısıyla biz... Namaz ibadetini bir başka ibadetle karşılaştırmayız ve asla birini diğerine tercih etmeyiz. Namazı kılmak zorundayız. Kılarız ama insanlara iyilik yapmak da ibadettir. Onların dualarını almak da ibadettir. Onlara da iyilik yaparız, dualarını da alırız. Yoksa ben insanlara zaten iyilik yapıyorum, onların dualarını alıyorum. Bu daha iyi, namazı kılmak kılmaktan daha iyi demek çok tehlikeli bir ifadedir. Çok riskli ve kişiyi sorumlu kılacak bir ifadedir. Lütfen dikkat edelim. Yani bir insanın misal ya akciğerlerim olmasa da olur ellerim var ya demesi gibidir. Akciğer insan yaşayamaz akciğersiz. Veya insan işte diyelim ki kalbi olmasa da olur ayaklarım var ya demesi gibidir. Bizim bunlar olmazsa olmaz farzlardır. Diğerleri bir insanın bir insan ilk yapmasının farz olanları vardır, vacip olanları vardır, sünnet olanları vardır. Hatta hiç e, farz olmayanları vardır. Ama namazın ne kadar farklı. Dolayısıyla mukayese etmeyelim. Eğer mukayese edeceksek namaz kılmak daha hayırlıdır. Ama iyilik yapmak da hayırdır. Biz birini diğerine asla tercih etmeyiz. Evet bir kardeşimiz diyor ki yaşadığımız bu asır ahir zaman mı? Kardeşlerim ahir zaman kelimesinin manası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle başlar. Demek ki 1400 küsür yıldır ne olmuş? ahir zaman başlamış. Ama ahir zamanın ahiri var bir de. Ahir zamanın dehşetli fitneleri var bir de. Bunlara biz küçük kıyamet alametleri diyoruz. Büyük kıyamet alametleri diyoruz. İşte o büyük kıyamet alametlerinin çıktığı zamana ahir zamanın en ahiri, ahir zamanın en sonu ve kıyamete en yakın zaman oluyor. İşte biz o dönemdeyiz. En tehlikeli dönemlerden birindeyiz çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tabiri caizse her yerde salgın hastalık var. Bak hem mekan olarak hem yer olarak hem temas olarak hem de maske olarak bak ne kadar çok tedbirler alıyoruz. Ama bazı yerlerde salgın hastalık varsa o bazı yerlerde olanlar dikkat eder. Ama her yere salgın olmuşsa havanın her tarafı zehirliyse bak daha dikkatli olmak gerekiyor. Şu anda biz her tarafın zehirli olduğunu. Telefonların, internetin, televizyonların, radyonun, sokağın, evin, açtığımız kitapların, baktığımız yerlerin, dinlediklerimizin hepsinden virüs kapma ihtimalinin oldu. Bir dönemdeyiz. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Elimizde kor, kor ateşi çıplak elde taşımanın zor olduğu gibi imanın da muhafaza etmenin zor olduğu bir dönemdeyiz. Herkesin günaha girmese de tozunun dumanının bulaştığı bir dönemdeyiz tabii böyle bir dönemde ne kadar dikkatli olsak yeridir. Aman ümitsizlik yok ama tehlikeye dikkat çekerek tedbir almak açısından önemli. Peki evet bir kardeşimizin sorusu. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Halvet, uzlet nedir? Her insan bunu yapmalı mı? Buradaki halvet bir kişinin toplumdan işte sosyal hayattan, işten, güçten kendini çekerek bir yere tek başına kapanıp sürekli tefekkürde, ibadette, zikirde bulunmasına diyoruz buradaki halvet, uzlet anlamında. E peki böyle bir şey her insan yapmalı mı? Elbette yapmalı. Ama bu dünya işlerini terk edelim, yapmamız gereken görevleri ihmal edelim anlamında değil. İnsanın hayatında belli bir dönem yapabilir bunu. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam, Rabbimiz 40 gün Tur Dağı'nda bu görevi ona vermiş ve Musa Aleyhisselam tek başında Tur Dağı'nda uzlet halinde bulunmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da kendisine peygamberlik verilmeden önce Hira mağarasına çıkar, günlerce orada kalırdı tek başına. Bak bu da bir uzlettir. İbadet, tefekkür ve zikirde bulunurdu. Sonra mesela İmam-ı Hazretlerinin de e, ee, yıllarca böyle bir uzlette bulunduğu rivayet edilir. Ve mesela Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde itika, itikafa girerek bir nevi uzlette bulunurdu. Bir Müslüman da hayatında böyle bir uzlet yapabilir ve yapmalıdır. Ama e peki haftanın bazı günlerinde Günün bazı saatlerinde de yapmak gerekir mi? Elbette yapmalıyız. Bir haftanın sonunu bir gününü ben bugün uzete çekiliyorum. Şöyle kendimi hesaba çekeceğim. Ne yapıyorum? Neredeyim ben? Nereye gidiyorum? Bu hal beni nereye götürüyor? Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir Müslüman, Hz. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun bir ümmet olarak mı yaşıyorum? Yoksa Allah korusun, cehenneme yuvarlan bir kütük gibi miyim, bir taş gibi miyim? Diyerek kendimizi hesaba çekmek, ölmeden önce nefsimizle bir mürakabede bulunmak için bir uzlet yapılabilir. Veya iş ortamında, şöyle bir uzete çekileyim diyerek namaz vakti gelince Cenab-ı Hakk'ın huzuruna namaza durup namazdan şöyle bir sonra bir 10 dakika 20 dakika bir uzete çekilebilir insan. Bunların hepsini yapmalıyız, yapabilir ve çok faydalıdır. Evet. Bir kardeşimizin sorusu kadına şiddet konusunda ne dersiniz? Evet. Yani gerçekten bu konuda ne desek azdır. Ama önce bir konuya dikkat çekmemiz gerekiyor. Hani bir doktorun gayesi, hedefi, hatta yemini nedir? Hastalara faydalı olmaktır. Hastalara zarar olacak hiçbir şey yapmamaktır. Mesela bir doktor bir organ mafyasına karışsa, organ kaçakçılığına karışsa. Bak, hayatı korumak olan görevi yanlış kullanarak organ mafyasına karışsa. Bu hata doktorun hatası mıdır? Yoksa tıp mesleğinin doktorluk mesleğinin hatası mıdır? Herkes ne der? Bu doktorun hatasıdır. Bu hatadan dolayı diğer doktorlar sorun olmadığı gibi o doktorun mesleği olan doktorluk mesleği de zarar görmez. Zaten hiç kimse de bu hatadan dolayı doktorluk mesleği kötüdür demez. Ama gel gelelim. Bir Müslümanın hakkını ve hayatını korumakla görevli olduğu annelerimizin, kız kardeşlerimizin, ablalarımızın, halalarımızın, teyzelerimizin yani şefkat kahramanlığı olan kadınlarımızın hayatına zarar verse, gerek maddi şiddet uygulasa, gerek diliyle eziyet etse, manevi şiddet uygulasa. Bundan dolayı Müslümanların ve İslamiyetin sorumlu olması düşünülebilir mi? Ama ne yazık ki nerede bir kadına şiddet olayı gündeme gelse Hemen bazı Müslümanların yaptıkları hatalar ön plana çıkarılıyor ve bu da hemen diğer Müslümanlara ve İslamiyete mal ediliyor. Allah korusun. Bir defa bu hataya düşmeyelim ya da bu hataya düşenler varsa lütfen onları nazikane, tatlı bir üslupla uyaralım, ikaz edelim. Gelelim bir Müslümanın hanımefendilere, mesela annesine, kız kardeşine ve diğer annelere, diğer kız kardeşlere bakışına bir defa cennet annelerin ayakları altındadır pe peygamber ümmetiyiz biz. Hayatı boyunca eşleri dahil, hizmetçileri dahil ve köleler dahil hiçbirine bir defa fiske dahi vurmayan, bir defa hakaret dahi etmeyen bir peygamber ümmetiyiz. Ve peygamber efendimizin şu sözüyle meseleyi tamamlayalım. Sizlerin en hayırlısı kadınlara en hayırlı olandır. Ben sizin en hayırlınızım çünkü kadınlara en hayırlı olan benim. Bakın Kur'an'dan bir ayetle bunu bitirelim. Mücadele Suresi'nin ilk ayeti nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Allah bir kadının kocasından şikayetini bize haber veriyor. Kadın kocası tarafından cahile örfüne göre boşanmış. Peygamber Efendimiz de bir çözüm bulamıyorum diyor. Allah ayet indiriyor. Allah o kadının kocasından şikayetini işitti, dinledi diyor ve onun problemine çözüm ayet gönderiyor. Allah katında, resulü katında bu kadar değerli olan bu kadınlarımıza eğer birileri yanlış yapıyorsa hata ve kusur onlarındır. Bir Müslüman asla böyle bir şey yapmaz ve yapmamalı. Eğer yapanlar varsa bu asla İslam'a mal edilmemeli. Evet. Bir kardeşimiz haram vesileyle yapılan iş de haram olur mu? Haram parayla alınan kıyafeti giyip alışveriş yaptığımızda aldığımız ürüne de haram bulaşır mı? Bu kıyafetle kanepeye falan oturduğumuzda kanepede haram olur mu? Hayır olmaz ama gasp edilmiş bir parayla çalınmış bir para olmuşsa o zaman onun mutlaka karşılığı ödenmeli. Ama diyelim ki bir Müslüman yapmaması gerekirdi ama yaptı diyelim faizle, faizli krediyle bir ev aldı. Ha bu yaptığı işlem büyük günahtır, haramdır ama aldığı eşya haram olmaz. O eşya ile namazda kılınır, o evde ibadet de yapılır veya bir alet almış, bir eşya almış onlar haram olmaz. Hele hele onunla oturduğu kanepe asla e, haram olmaz. Evet. Lütfen sizin bu sorunuza geçen duruma göre aldığınızda, giydiğinizde, yediğinizde, içtiğinizde haram olmaz ama haram bir yolla alındıysa o günahtan dolayı tövbe etmeniz, eğer kul hakkına girilmişse onunla mutlaka helalleşmeniz gerekiyor. Evet bir kardeşimiz tartıda adaletsizlik yapan, hakkımızı göz göre göre yiyen, bizi her şeyin kötüsüne layık gören uyanık birine nasıl dua etmeliyiz? Yani göz açık görünüyor yani ama elinden gelen bütün hileyi de yapıyor. Üstelik bu kişiyle akrabalık ilişkileri nasıl olmalı? Evet, sonra iki şıklı. Yani bizi yapılan hatalara karşı onlara nasıl davranmalıyız? Birincisi bu, akrabamızla akrabalık ilişkilerimizi hangi düzeyde tutmalıyız? E hangi Müslüman olursa olsun bir defa o insanların hatalarına karşı düşman olmalıyız o insanlara değil. Ne gibi? Bir doktorun hastasına düşman olmadığı, hastalığına düşman olduğu gibi. Peki hastalığını tedavi ederken hastaya ne olursa olsun, ölürse de ölsün der mi? Yoksa hastalığı tedavi ederken hastaya zarar vermeyecek yolları ve yöntemleri mi bulur? Evet. O zaman biz de mümin kardeşlerimizin hatalarına hasta olan manen hasta olan insanlar gibi bakmalıyız. Biz de şefkatli bir doktor gibi o hastaya zarar vermeyecek şekilde hastalıklarının tedavisine uğraşmalıyız. Eğer benim hareketim, halim, konuşmam ona zarar verecekse sessiz kalmam gerekiyor. Demek ki mümin kardeşlerimizin hatalarına böyle yaklaşmalıyız. İki, affetmeliyiz. Üç, içimizde unutmalıyız yaptığı hatayı. Dört, onun yaptığı hataya karşı iyilikle mukabele etmeliyiz. O kötülük yapıyor, iyilik yapacağım. Bir de Ya Rabbi ıslah et, günahlarını affet diye dua etmeliyiz. Peki ilişkilerimiz nasıl olmalı? Eğer benim onunla beraber olmam bana zarar veriyorsa mesafe koyabilirim. Ama tamamen ilişkiyi kesmek değil. Tamamen ilişkiyi kesmeden ondan zarar görmeyeceğim şekilde tedbir almak da Müslümanın bir görevidir. Bu da bizim Allah'ın bize verdiği emaneti korumak, hem ruhumuzu hem bedenimizi korumak açısından Allah'ın bize bir emanetidir. Elbette bu emaneti korumak için gerekli tedbirler almalıyız. Ama tamamen toptan ilişki kesmek doğru değil. Evet. Bir kardeşimiz bir anne şu partiye oy verirsen hakkımı haram olsun diyebilir mi? Hayır. Böyle bir şey demeye hakkı yok eğer onun istemediği partiye oy verirsem hakkı haram olur mu? Onun istediği şey Allah'ın rızasına uygunsa o zaman onun istediğine uyarız. Ama Allah'ın rızasına uygun değilse ona uyulmaz, uymamak gerekir. Annenin de asla bir hakkı olmaz. Örnek verelim. Dedi ki mesela annemiz, babamız biliyorsunuz anneye baba itaatin önemine dair ayetler var. Çok birçok hadisler var ve itaat edilmesi gerekir. Ancak annemiz derse ki namazı kılma mesela. O zaman biz Allah'ın emrine uyarız, namazımızı kılarız. Ama annemize de sen ne karışıyorsun diyerek hakaret etmeyiz, kızmayız, öfkelenmeyiz, nazikane izah ederiz. Bak çok önemli. Allah'ın emrine aykırı, peygamberin sünnetine aykırı bir istekte bulunursa annemiz veya babamız anneye babaya uyulmaz. Allah'a ve Resulüne itaat edilir. Ama bu durumda onlar yanlış yaptılar diye biz de başka bir yanlış yaparak kötü davranmayız, isyan etmeyiz. Şimdi bu durumda bakacağız. İki tane ekip var. Ekibin bir tanesi diyor ki ben Allah'ın rızasına uygun devletime, milletime faydalı işler yapacağım ve iç ve dış düşmanların isteklerine uymayacağım diyor. Öteki de diyor ki ben de diyor memleketimize düşman olan ve içeride ve dışarıdan bize zarar vermek isteyenlerin dediklerini yapacağım diyor. Böyle bir durumda Allah'ın rızasına uygun olduğunu düşündüğünüz hangisi ise siz de ona vereceğiniz için anneniz hakkımı helal etmem diyorsa annenizin hiçbir hakkı yoktur. Ama anneniz haklı tarafı tutuyor ve haksız tarafa siz verecekseniz bu durumda elbette annenin hakkı vardır ve annenizi haksızlık etmiş olursunuz. Yani işin özü annemizin istediği şey iyi mi, kötü mü? Ona göre karar vereceğiz. Evet aklıma takılan bir soru diyor kardeşimiz. Ne zaman araştırsam bir sürü farklı sonuçla karşılaşıyorum. Örneğin oruç kefareti. Yani bir imam başka demiş, biri başka demiş. Ya da aynı konuda alakalı farklı iki hadis. Böyle durumlarda kardeşlerim falan böyle demişten, falan böyle demişten ziyade ilmi hal kitabına bakın öncelikle. İlmi hal kitabındaki karara uyun. O kararı yerine getirin birinci derece bunu diyoruz. İkinci derecede orada karar veremediysen o zaman itimat ettiğinize, güvendiğinize uyarak hareket etmenizi tavsiye ederiz. Evet. Bir kardeşimiz kaçak imayı atmak neden caiz değil? Ee, bunu telefonlarda herhalde böyle şeyler yapıyorlar. Yani normal şartlarda bu kaçakçılığa girer kardeşim. Kaçakçılığa giren konu da dinimize göre caiz değildir. Bu hem kul hakkına hem anne hakkına girer. Dolayısıyla vergi kaçırmak gibidir. Vergi kaçırmak nasıl caiz değilse? bu kaçakçılık yapmak da hem veri kaçmak açısından hem yalan söylemek açısından birçok açısından sakıncalıdır ve kesinlikle caiz değildir. Evet bir kardeşimiz soru sormuş ayetle ilgili. Önce ayetin mealini vermiş. Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz. Sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucra suresi 6. ayet bu ayet ışığında sosyal medyada iftira atanlara nasıl davranılmalı? Bununla ilgili çok güzel cevaplarımız var sitemizde. Sosyal medyada gördüğümüz her habere inanmalımız, güvenmeliyiz. Bir defa iyi haberleri araştırmaya gerek yok. İşin yarısı gitti. Güzel bir haber, faydalı bir bilgi, insanların iyi olduğunu, güzel olduğunu anlatan haberlere araştırmaya gerek yok. Ama Fıska müncer diyoruz biz buna. Fasikun. Bir fasık yani fıska müncer. Ee, güzel olmayan, hatalı olan e, ya da işte dinimize uygun olmayan bir haber ulaştı bize. Falan şu kötülüğü yapıyor. Falan şu iyiliği yapmıyor gibi. Olumsuz. Bir haber bize gelse bunu teyit etmeden, doğruluğunu araştırıp öğrenmeden asla paylaşmıyoruz. Ve doğrudur demiyoruz. E, yalan da deme ama doğru da deme. Ölçü bu. Bir defa doğrunu teyit etmeden asla paylaşmıyoruz. İkincisi, o doğruluğunu test etmeden doğru diye hüküm vermiyoruz. Üçüncüsü, doğruluğunu araştırıncaya kadar bekliyoruz. Araştırdık, öğrendik. Kesin olarak yanlıştır diye. Diyoruz ki böyle bir bilgi geldi bu yanlıştır kardeşim diyoruz. Ya da böyle bir bilgi geldi, teyit ettim, araştırdım. Doğrudur kardeşim diyoruz. Bazı hadisler var. Sosyal medyada hadis diye rivayet ediliyor ve aktarılıyor. Halbuki hadis değil. Ama altına yazmış. Müslim, Bukhari, Ebu Davud. Ara ki Ebu Davud'da bulasın. Yok. Bukhari'de yok. Müslim'de yok. E ama şimdi paylaşmışlar. Biz de sözler hoşumuza gitmiş. Biz de hemen paylaşıyoruz. Çok tehlikeli. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Duyduğumuz hiçbir haberi eğer olumsuzsa doğruluğunu teyit etmeden doğru demiyoruz. Asla kimseyle paylaşmıyoruz. Doğru teyit edilince de doğrudur ya da yanlıştır neyse kesin olanı onu söyleyerek paylaşıyoruz. Yoksa Allah korusun sorumlu olur. Evet bir kardeşimiz geçenlerde zinanın suç sayılması ile ilgili ceza gündemi vardı. Kur'an'daki had cezası, hapis cezasına bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa, elde edilebilenden vazgeçilmez kaidesiyle kabul edilebilir mi? Ayrıca bu had cezası sadece Müslümanları kapsamaz mı? Biz zorla gayrimüslimleri de uygularsak onlara zulmetmiş olur muyuz? Evet, gayrimüslimleri kendi hukuklarıyla öncelikle adaletle hüküm vermek gerekiyor. Ama Müslümanları da ilgilendiren konularda, Onların hataları da varsa o zaman durum değişiyor. Onların özel konumları var. Yani gayrimüslimlere her hüküm uygulanmaz. Onu bir defa çıkaralım. Onun şartları var. Onun gerekçeleri var, durumları var. Peki Müslümanlara gelince Müslümanların İslam hukukuna göre ceza hükmü konulması meselesi bir heyet tarafından yapılmalıdır. Tabi burada diyelim ki hangi mezhebin görüşü tercih edilecek farklı iştihatlar varsa hangi kurallar, yöntemler belirlenecek? Bununla ilgili mesela yapılan Osmanlı'nın son dönem yapılmış İslam Anayasası diyeceğimiz Osmanlı Anayasası mecelle mesela bir örnek olabilir. Bunun gibi bir heyet tarafından bir hüküm konulmalı. Ama biz bu hükmü koyuncaya kadar henüz onu koyamadık. Hiç olmazsa bunu yapalım dendiğinde buna hayır mı diyelim? Hayır, buna hayır denmez. Misal, idamdır, kısastır İslam hukukuna göre. Ama İslam hukukuna göre kısası uygulayamıyoruz. Bunun, bunun belli ki belli bir zamanı var. İnşallah hedefimizde bu olmalı. Fakat kısası uygulayıncaya kadar buna bir şu cezayı verelim, vermeyelim mi densin? Elbette verilsin. Ama bilinsin ki esas ceza bu değildir. Esas ceza kısastır. Ya da e, maktulun taraflarının fidye istemesidir. Ya da maktulun taraflarının affetmesidir. Ama maktulün öldürülen taraf varisleri öldürenin kısas edilmesini istiyorlarsa esas hüküm kısastır. Ama henüz bu hükme ulaşamadık diye diğer cezaları yok mu sayalım? Verilmesin mi yani? Akılda, mantıkta da neyi gerekli kılıyorsa ona göre hareket edilmeli. Evet. Bir kardeşimiz kocam sinirli, gergin bir halindeyken bir daha nafile oruç tutarsam hakkım haram olsun dedi. Tutarsan hakkım haram olsun demiş eşine, hanımına. Bir erkek hanımına demiş ki bir daha nafile oruç tutarsan benim hakkım sana haram olsun demiş. Ben ne yapayım? Çok üzgünüm. Ben üç aylarda nafile oruç tutmayı çok seviyorum. Eğer kocanız sizin oruç tutmanızı istemiyorsa oruç tutmazsınız. Bundan dolayı tutma sevabı alırsınız. Tutmasanız da sorumlu olmazsınız. Zaten bu oruçları tutmamak günah değil. Tutarsanız sevabı var ama tutmazsanız günahı yok. E, kocanızın rızası yoksa böyle bir durumda tutmayabilirsiniz ve herhangi bir sorumluluk da olmaz. Sorumlu olmazsınız yani. İnşallah niyetinizle tutmuş gibi sevap da alırsınız. Tabi bu soruyu bize kocanız sorsaydı ona söyleyeceğim başka şeyler vardı. Ama üçüncü şahsı ilgilendiren konularda üçüncü şahsa söyle de şöyle yapsın demenin bir faydası yok. Onun için biz bize soruyu soran kardeşimizin konumunu ve durumu dikkat alarak cevap vermeye tercih ediyoruz. Mesela diyelim bir e, babanın evladıyla problemi var. Baba diyor ki oğluma söz geçiremiyorum. E oğluna söyle de şöyle yapsın demenin bir faydası var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Sen şunları 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 yap, şöyle 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 yaklaş ve şu şekilde hareket et diyoruz oğlunun yapması gerekenleri söylemiyoruz. Burada da öyle. Yani bu ablamızın, bu kardeşimizin kocasının yapması gerekenleri bize kocası sorsaydı ona münasip dille tavsiyelerimizde bulunurduk. Ama bunu soran ablamız, kız kardeşimiz onun yapması gerekeni tavsiye ediyoruz. Evet. Bir kadında takma kirpik takılıyken namaz kılabilir mi? Kılabilir yüzünü takma kirpikler dahil yıkayarak abdest geçerli mi? Eğer takma kiprik, kipriklerine ya da deriye su geçmesini engelse bununla abdest alınamaz. Abdest olmaz. Ne gibi? İşte tırnaklarına oje yakan ablalarımız, kız kardeşlerimiz gibi. Eğer o oje bir tabaka oluşturuyor ve suyun deriye gitmesine ya da tırnağa değmesine engelse onun abdesti olmuyor demektir gusül alsa gusülü de olmaz. O zaman onu çıkaracak, öyle abdest alacak. Onu çıkaracak, öyle usul alacak. Aynen bunun gibi. Kipriklerine taktığı takma kirpik. Takma kipri, e, kirpik, evet. Ee, eğer e, deriye veya kıllara suyun değmesine engelse, aldığı abdest olmaz, onu çıkarması gerekir. Evet. Soru bir de okuyalım. Takma kirpik takılırken ama abdest aldı diyelim sonra takma kirpiklerini taktı. Bu şekilde kıldınamaz geçerli midir? Evet bu şekilde kıldınamaz geçerlidir. Ama bir Müslümanın e, kocasına ve çocukları gibi yani erkek çocukları gibi amcası gibi, dayısı gibi, babası gibi kendine evlenmesi haram olanlara e, bu şekilde görünmesi helal ise de ama e, kendine nikah düşen erkeklere o şekilde süslü görülmesi caiz olmaz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, arkadaşlarla kolasına veya tatlısına oynadığımız futbol maçı kumar mıdır? Elbette kumardır. Kumardır. İşte efendim diyorlar ki biz çay içiyoruz, oyunda oynuyoruz. Kim yenilirse çayların parası o ödeyecek. Bak kim kaybederse paralar o ödeyecek demek kumardır. Bu da öyle. Dolayısıyla önceden ortak alırsınız bitince hep beraber o kolayı ya da meyve suyunu içersiniz. Evet. Kolasına veya tatlısına asla bir oyun oynanmaz. Ama şöyle olabiliyor bazen. Diyelim ki iki takım oynayacak. Oyunda oynayanlardan bir tanesi diyor ki siz oynayın. Hanginiz yenerse ben size şöyle bir hediye vereceğim. Bak bu helal. Çünkü oynayanlar değil, o helal oyunu oynayanlar değil bir başkası onlara hediye vermiş oluyor. Bu caiz. Bu helal. Bu kumar değil. Ama biz iki grup oynayacağız. Kaybeden taraf tatlı veya şu çayların parasını ödeyecek veya oyunun parasını ödeyecek demek kumardır kardeşler. Uzatmaya gerek yok. Evet. Bir kardeşimiz okuduğum kitaplarda, izlediğim filmlerde bazı elfazı küfür sözler geçebiliyor o tarz sözleri duyunca, görünce ne yapmalıyız? Bir defa bu tür İslam inancına, İslam hükümlerine, İslam ahlakına aykırı oyunları, filmleri izlemeyeceğiz. Oynamayacağız, seyretmeyeceğiz. Ama diyelim bir şekilde nefsimize uyduk, oynadık veya seyrettik. Bunlardan razı olmayacağız. Mesela burada geçen küfür lafızlarından razı olmadığımız ifade edeceğiz. İş i̇şte dünyamızdan, ya Rabbi ben bundan memnun değilim, bundan razı değilim diyeceğiz. İnşallah bunun bir sakıncası olmaz. Bu küfür lafızlar bize zarar vermez ama orada bir günah işleniyorsa o işlenen günahı seyrettiğimiz için sorumlu oluruz. Evet. Sigaranın hükmü nedir? Bir büyüğümüz sigara almaya yollarsa ne demeliyiz? Bu asrın şu döneminde hemen hemen dünyadaki bütün fetva kurullarının ortak kanaati sigaranın haram olduğudur. Dolayısıyla en hafif itibariyle tahrimen mekruh diyorlar. Peki tahrimen mekruh ne demek? Tahrimen mekruh uygulama açısından aynen haram gibidir. Sakınılması gerekir. Onu yapan bir Müslüman cehennem günahı işlemiş olur ve cehennem azabını hak eder. Tahrimen mekruhun haram ile hükmü bu açıdan aynı. Peki hangi açıdan farklı var farkı vardır? sadece inanç bakımından farkı vardır. Tahrimen mekruhu inkar eden bir Müslüman dinden çıkmaz ama bir haramı inkar eden dinden çıkar. Haramla tahrime mekruhun farkı bu. Dolayısıyla ister haram ister tahrimen mekruh olsun kesinlikle günahtır ve asla içmemesi gerekir. Birisi size sigara almaya gönderirse almazsınız. Bunu nazikane dersiniz ki kusura bakmayın. Bunun haram olduğunu öğrendim hocalardan. Böyle bir haram işlemek istemem. Ama başka helal bir isteğiniz varsa yerine getirebilirim diyeceksiniz. Evet erkeğin erkeği avreti nasıldır? Okullarda aynı soyunma odasında üstümüz değiştiriyoruz günah mı? Erkeğin erkeği avreti göbek ile diz kapağı arasıdır kardeşlerim. Buna dikkat edeceğiz. Bir başka erkeğe göstermeyeceğiz. Ölçü bu. Gusül abdesti aldıktan sonra meninin geri kalan kısmı çıkarsa tekrar gusül almaya gerek var mı? Hayır. Tekrar kusul almaya gerek yok. Çünkü cinsel doyuma ulaştıktan sonra bir insanın birkaç dakika durması veya biraz yürümesi ondan sonra gusül abdesti almışsa birkaç adım atmış mesela yeter. Birkaç adım atmış, birkaç dakika beklemiş ve 3-5 saniye beklemiş arkasından gusül e, abdesti almış, arkasından gelirse sadece namaz abdesti bozulur. İdrar gelmesi gibidir. Kusur gerekmez. Evet, bir genç İslam dini için nasıl faydalı olur, ne yapmalıdır? Bana bunu Almanya'da sordu gençler. Bir gencin İslam dinine en faydalı olması nasıl olmalıdır diye. Erkek bir kardeşimizdi. Tabii soru soran kardeşimizin cinsiyetini göremiyoruz yani erkek mi kadın olduğunu anlayamıyoruz. İsim yok. Şimdi o kardeşimiz erkekti dedim ki. Mesela dedim burada gayrimüslimler var, Müslümanlar var. Arap Müslümanlar var, Türk Müslümanlar var, Kürt Müslümanlar var. Hani İranlı Müslümanlar var. Farklı ırklardan ama herkesin ortak bir vasfı var, Müslüman. Dolayısıyla bir Arap Müslüman hata ettiğinde Müslüman hata etmiş gibi oluyor bir İranlı Müslüman hata ettiğinde bütün Müslüman hata etmiş gibi oluyor. Bir Türk, bir Kürt Müslüman hata ettiğinde bütün Türkler, Kürtler hata etmiş gibi. Yani bütün Müslümanlar. Ne yapmak lazım? Rol model olmak gerekiyor. Bir defa dinimizi hem uygulama hem inanç noktasından öğrenmemiz gerekiyor. Doğru yoldan, ehl sünnet inancına uygun olarak. Öğrendiğimiz o dini mutlaka hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Mesela dürüst olmalıyız, aldatmamalıyız, yalan söylememeliyiz, hiç hiçbir kimseye hile yapmamalıyız, yardımsever olmalıyız. Yani dinimizin hem ibadetlerle ilgili, hem işleyatlar ilgili, sosyal hayatla ilgili ada muayyetleri kurallarına uygun davranmak zorundayız. O gence dedim, mesela dedim bir e, Hristiyan veya Yahudi veya ateist veya deist, yani Müslüman olmayan bir hanımefendi size bir günah talebinde bulundu. Beraber günah işleyelim dedi. Siz Müslüman olduğumuz için, Allah'tan korktuğunuz için böyle bir şey yapamayacağınız ve o genç kız da yani ben bu delikanlı, bu Müslümana günah da teklif etsem asla o günahı işlemez Müslüman olduğu için dedirtebiliyorsanız kardeşim dedim. İşte o zaman siz burada İslam'a faydalı olmuş olursunuz. Ya zaten bu Müslüman da bizden farkı yok. Bu da yalancı. Bu da alkolik. Bu da uyuşturucu kullanıyor. Bu da namaz kılmıyor. Işte. Bu da diyorsa ve dedirtiyorsak hal ve hareketlerimizle bu İslam'a zarar vermiş olur. Demek ki faydalı olmanın yolu ışık yakmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sünnetine uygun bir hayat sürmektir. Kendi zararına da olsa Asla aldatmaz, yalan söylemez, hile yapmaz. Ee, Almanya'da bir kardeşimiz anlattı. Çok önemli bir ölçü. Yani içimizi sırlat, sızlatacak, ağlatacak bir ölçü. Ee, bir kiliseye malzeme alınacak. Alınacak malzemeyi e, kilisenin sorumlusu gayrimüslim. Bir Müslüman e, iş adamına gelmiş oradan alacak. E niye demiş diğerlerinden almıyorsun? O Müslüman satıcılara itimadım yok demiş. Bak ben bu ülkede Almanya'da öncelikle Müslüman tüccarlara, esnaflara güvenirim. Diğerleri hata edebilir ama bunlar etmezler dedirtememişiz. Böyle dedirtemeyen bir ülkede Müslümanlar nasıl örnek olacaklar ve onları İslam'a nasıl ısındıracaklar ve onların Müslümanları nasıl vesile olacaklar? Bakın dünyada bazı ülkeler mesela Endonezya, Malezya gibi tarafındaki ülkeler Müslüman tüccarların dürüstlüğüne bakarak Müslüman olmuşlar. Daha onlar İslamiyet anlatmadan madem bu sizin dininizden kaynaklanıyor öyleyse bu din haktır demişler. Onun için Müslüman bir genç gençlerin arasında Müslüman, adam dediğim böyle olur. Dürüst dediğim böyle olur. Müslüman dediğim böyle olur. Çalışkan, dürüst, akıllı, hikmetli, nerede ne yapması gerektiğini bilen dünya bir araya gelse dininden taviz vermez ama diğerlerine şefkatli, dışlamaz. İfade edebildim mi? Uzattım ama gerekli. Evet. Bir kardeşimiz vahdeti vücut her şey Allah'a tekamül eder, her şey Allah'tır diyor. La ilahe illallah Allah tektir demek değil midir? Tasavvuf sapkınlıktır diyebilir miyiz? Kardeşlerim, daha önceden de bu konu birkaç defa sizin nazarlarına arz etmeye çalıştım. Bir defa hakikatini ve hikmetini bilmediğiniz bir şeyi onu yapanlara sormak lazım. Siz bunu ne maksatla yapıyorsunuz diye. Bakın çok orijinal bir örnek vereyim. Çok orijinal. Şimdi diyelim ki puta tapan insanlar ve putun karşısında ibadet eden insanlar Müslümanların Kabe'ye dönerek namaz kıldıklarını görse ne der? "A bunlar da putperesttir." der. Peki bunu yapan bir Müslüman putperest mi? Hayır. Bunu yapan bir Müslüman ibadet ediyor kime? Allah'a. Peki Allah'a ibadet ederken neden Kabe tarafına dönerek secde ediyor? Çünkü o tarafa dönerek secde etmesin emreden Allah. Allah diyor ki namaz kıl. Namaz kılarken Kabe'ye dönerek namaz kıl emrediyor. Demek ki bizim kafamızdaki veya etrafımızdaki bazı yanlış algılar o mübarek bildiğimiz evliya zatların ağızlardan çıkan sözleri anlayıp anlamadığımıza göre hüküm değişecek. Mesela Muhittin Arabi Hazretleri demiş ki benim makamma çıkmayan yani benim ne dediğimi anlamayanlar benim kitaplarımı okumasın demiş. Haram demiş. Günah demiş. Dikkat edin. Tahrum ifadesini kullanmış. Peki bugün bazı insanlar i̇mam Rab İmam Rabbani gibi, Muhyiddin Arabi gibi ya da o yolla giden tevhid-i vü vücut, vahdet-i vücut, ta i vücut yoluyla giden o evliyaya niye iftira atıyor? Kafir diyor, sapkın diyor. Ha bak onun ne dediğini anlamadığından dolayı. Madem ne dediğini anlamıyorsun, o zaman ona sapkın deme hakkın yok, günahkar olursun. Çünkü o insanlar bunu istirak halinde demişler. Manevi sarhoşluk halinde demişler. Bakmışlar ki her yerde Allah'ın varlığı, birliği var. Her şey ona haber veriyor. E her şey odur diye vermişler. Niyetleri, maksatları haşa varlıkları inkar etmek değil. Niyetleri, maksatları Allah'ın her yerde görüldüğünü ve bilindiğini anlatmaya çalışmışlar. Evet, o haldeyken söylemeleri sakıncalı değil. Ama o halden çıkınca konuşurlarsa elbette sorun olurlar. Ama o zatlar zaten bunu o manevi sarhoşluk halindeyken söylemişler. Bundan dolayı sorumlu değiller. Ama aklı başında olan ve manevi sekir halinde olmayan insanlar bunu söyleyemezler. Zaten onlara söylememişler. Ve bunu o şekilde söyleyenler sorumlu olurlar. Onun için kardeşlerim, bu insanların bu pozisyonlarını bilmeden, anlamadan konuşmak bizi sorumlu kılar. Lütfen araştıralım, işin hakikatin önemi anlamaya çalışalım. Ondan sonra hataya düşmeyecek şekilde konuşalım. Evet, Şafi mezhebine göre yüz yıkanırken abdestte niyet edilmeli. Evet, ve niyet ettikten sonra besmele çekilmeli diye öğrendik. Doğru mudur? yanlış ise doğru sanatır mısınız? Biliyorsunuz besmele abdeste şart değil. Ee, ama niyet şart. Dolayısıyla ister niyetten önce ister niyetten sonra besmele çekebilirsin. Ama abdeste başlamanın adı niyet olduğu için niyetten sonra söylemek daha münasip olur. Niyet ediyoruz abdest almaya başlamış oluyoruz. O esnada da Bismillahirrahmanirrahim. Ama diyelim ki bir insan niyet etmeden besmele çekse geçersiz mi? Elbette, o da geçerli. Evet. Bir kardeşimiz diyor ki ben derslerden dolayı namazı bıraktım. Yani tam bırakmak demeyelim ama artık fazla dikkat etmiyor. Yani arada bir kaçırıyorum demek istiyor. Niye? Derslerden dolayı. Biz bu dünyaya ders çalışmaya gelmedik. Biz bu dünyaya Allah'a ümmet, Allah'a kul, Resulüne ümmet ve Allah'ın varlıklarına faydalı olmaya geldik. Dolayısıyla bir Müslüman hangi neden olursa olsun farzları terk edemez. Hayati bir tehlike olmadığı sürece ve haram işleyemez hayati bir tehlike olmadığı sürece. Mesela Peygamber Efendimiz savaş esnasında düşmanla savaş halinde olduğu için namaz kılamamış. Ve bizim namazlarımızı kazaya bıraktırdılar diyerek onları eleştirmiş. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha sonra onları kaza etmiş. Böyle. Hayati bir konu varsa ancak namazımız kazaya kalabilir. Yani normal şartlarda haram olan bir şey yemek içmek büyük günah. Ama diyelim açlıktan ölmek üzere olan bir insan düşünün. Açlıktan ölecek bir şey yemezse. Orada baktı ki leş var. Yani ölmüş, kesilmeden ölmüş bir hayvan eti var normalde haram. Ama onu ölmeyecek kadar yemesi helal olur. Neden? Çünkü o haramı yapmam derse ölecek. Bak. Bu gibi durumlar hariç bir müslüman namazını kazaya bırakamaz. Ve mutlaka kılmalı. Evet, ölçü bu kardeşlerim. O zaman namazın önemini kılmadığımızda nasıl bir günaha, nasıl bir hataya düştüğümüzü. Allah'ın emri namaz kılmak. E hocalarda ya da öğretmenlerde ders çalışma. Anne baba da ders çalışmayı emrediyor. Hangisi öncelik olmalı? Allah'ın emri öncelik olmalı ama bu namazımızı kılıyoruz diye lütfen ihmalkarlık yapmayalım. Yani ibadetlerimize öyle hassas olalım. Derslerimize öyle dikkat edelim ki ya sen iyi ki namaz kılıyorsun. Maşallah dedirtelim. Ya sen namaz kıldığın için derslerinde başarısızsın mı dedirtiyoruz acaba? Lütfen. <laughs> e, müteşabih ne demek? Videolarda e, müteşabih ne demek? Soru böyle sormuşlar. Müteşabih hani birkaç manaya gelme ihtimali olan müteşabih e, kinayi tarzda e, mecazi tarzda söylenmiş olan mesela müteşabih ayetlerden bir tanesini söyleyelim. Allah'ın iki eli bir ayeti kerime ve Allah'ın eli onların ellerin üzerindedir demek. Allah'ın eli yok. Buna müteşabih diye ayet diyoruz. Bunu biz açık manasıyla yorumlarsak şirke gireriz. O zaman biz bunu tevil ederiz. Ne deriz? Allah'ın eli demek burada, Allah'ın kudreti demek. Allah'ın yüceliği demek, Allah'ın gücü demek. Buradaki el o anlam. Nedir? Bazı işte elin onun üzerinden çekme derler. Bize Türkçe'de kullanılır mesela. El onun üzerinde. Ne demek el onun üzerinde? elini tutmuş onun üzerine de bekliyor anlamında değil. Yani onu takip ediyor, gözetliyor. İşte aman ihmal etmiyor anlamında kullanırız değil mi? Veya diyelim evi taşıdık diyoruz. Herhalde sırtına aldı evi taşıd anlamında değil. Evini, içini başka bir yere nakletti anlamında deriz. Sobayı yaktı. Yani sobayı ateşe koydu da sobayı yaktı. Kastetmiyoruz. Sobanın içini yaktı. Aynen bunun gibi Arapçada da, Kur'an ve hadislerde e, böyle müteşabih Ayetler ve hadisler vardır. Onları kastedilen manaya uygun olarak yorumlamamız gerekiyor. Yoksa Allah korusun, e, zahir manası alırsak sıkıntı olur. <laughs> evet. Videolarda ve uygulamada cevaplanan sorular hangi mezhebe göre cevaplanıyor ya da dört mezhebin de hükmü ayrı ayrı söyleniyor mu veya soruda mezhep mi belirtilir. Genellikle Hanefi mezhebi üzere cevap veriyoruz. Ama bazen özel olarak cevabın içerisinde farklı mezheplere göre hükümleri de açıklıyoruz. Eğer soruda doğrudan mezhep farkı soruluyorsa ona göre cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Bir kardeşimizin bir sorusu daha var. Onu da alalım hemen. Erkeğin tenasül uzvuna elbise üzerindeyken avuçlaması abdesti bozarmış hafirlerde. Hayır bozmaz. Arada bir engel varken cinsel organına elinin değmesi abdesti bozmaz. Annem hayattayken bir başka kardeşimiz soruyor. İslam kabul istemezdi. Ve Hristiyan olarak vefat edip onun berzah alemindeki hayatı nasıl? İmanlı mı? İmansız mı gitmiş? Ve ahirette birbirimizi tanıyacak mıyız? Birlikte olabilir miyiz? Birinci olarak eğer İslamiyetten doğru olarak haber olmuşsa ve buna rağmen bunu bildiği halde İslamiyeti kabul etmeden vefat etmişse ister Hristiyan ister Yahudi olsun kesinlikle mümin olarak vefat etmemiştir ve cehenneme gidecektir. Peki sizin anneniz bir İslam toplumunda yaşadıysa ve içinden iman etmişse İmanı da biz farkında değilsek, Allah da onun imanını biliyordur. O zaman mümin olarak vefat etmiştir. Demek ki biz zahire göre hareket ederiz. Ben Hristiyanım demiş, Hristiyan olarak yaşamış, İslam ümmetinde, İslam haberi var. Doğru olarak ona İslam öğretilmiş. Ama buna rağmen iman etmemişse Hristiyan vefat etmiştir deriz. Ama iç dünyasında iman etmiş fakat dışarıdakiler bunun imanından haberdar değillerse Allah onun imanına göre muamele edecektir. Ve içinden iman etmişse mümin olarak vefat etmiştir. Kabir hayatında da mümindir. Ve siz de mümin olarak vefat ederseniz elbette kabir hayatında da ahirette de görüşeceksiniz. Evet. Bir soru daha alalım. Bir kişi dinle alay eder ise veya din ile ilgili şaka yaparsa dinden çıkma durumu ya da elfaz-ı küfür oluyor mu? Çünkü Tövbe Suresi 65'te sanki bu konuya değiniliyor gibi. Kardeşlerim, bir Müslüman, Müslüman olduğunu söylediği halde bir hata etmişse onun niyeti inkarından gelmiyor. Yani hareketleri, halleri, tavırları, ağzından çıkan sözler kalbindeki inkarından dolayı mıdır? Yoksa tembelliğinden, ihmalkarlığından, hatta bazı kardeşlerimizin ahmaklığından mıdır? İhmalkarlığından, tembelliğinden, ahmaklığından ise o mümine kafir denmez. Söz, hal ve hareket küfür ise de sahibini kafir yapmaz. Neden? Çünkü o hal ve hareketler ya da sözler küfründen kaynaklanmıyor. İnkarından kaynaklanmıyor. Başka nedenlerden kaynaklanıyor. Onun için bunlar yapan bir mümine, bir müslime asla kafir denilmez. Ama münasip bir dille bu hal ve hareketinin bir Müslümana yakışmadığını, Allah korusun iman noktasına risk oluşturduğunu hatırlatmakta da fayda var. Evet, kardeşlerimiz sorular akıyor ama vaktimiz doldu. Hakkınızı helal edin. Kalanlar da inşallah sonraki haftada müsait olursa Allah izin verirse o sorulara cevap vererek başlarız. Bu soruların daha detaylı açıklamalarını sorularislamet.com sitemizde bulmak mümkündür. Bir başka programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun, selametle kalın.